kedi ve köpeklerde kulak anatomisi insan ve diğer hayvanlara göre biraz daha farklıdır. O da şeklinden dolayıdır. L1 şekil alıyor kulak kanalımız. Bunun için çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı hayvanlarımız var, özellikle köpeklerde. Kimisi sarkık kulak şeklinde, kimisi kulakları dik şeklinde. İşte onun ayrımı olarak bakmamız gerekiyor. Şimdi günümüzde yaşam ortamları değiştirdikleri için bu hayvanlarda kulak problemleri de daha fazla baş gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim size, şimdi kulak kedi ve köpeklerde derinin kuyulaşarak, yani dişe açtığı bir pencere olduğu için kısmen var olan bir deri hastalığı da kulakta problem yaratabiliyor. O yüzden biz kulak muayenesini sadece kulak değil, özellikle deriyi de incelememiz gerekiyor. Onun dışında şimdi siz bir hasta sahibi olarak nasıl şekilde fark edebilirsiniz ve bir problem gördüğünüzde bize getirmeniz gerektiğini ben size anlatayım bu konuyla ilgili. Şimdi özellikle yabancı cisimler, psiot dediğimiz zaman arkadaş hastamızı dışarı gezdirdiğiniz zaman birdenbire kafa sallaması, bununla beraber inleme yapması, bu bize direkt bir yabancı cisim kulakta olduğunu işaret eder. Aynı zamanda hayvan hareket ederken kafasını ağrıdığı kulak tarafına yan tutması, sürekli pencereleriyle kulaklarını kaşıma, bunun gibi bir değişiklik gördüğünüzde direkt bize müracaat etmeniz gerekiyor. Bu durumda biz yapılacak tüm tahlilleri, tetkikleri yapıyoruz. Örnek veriyorum, otoskop, video otoskop, bunların yardımıyla kulaktaki var olan problemi inceledikten sonra yapılacak tüm müdahaleleri yapıp ve ona göre tedavi prosedürüne başlıyoruz. Ancak bunu bilmenizi isterim ki kulak problemlerinde yani kronik hale gelen bir kulak problemi olursa eğer biraz daha uzun bir zaman alacaktır bunun tedavisi. Yani bir hafta, iki haftada sonuç alınacak bir şey yok. Bazen örnek veriyorum size, 6 hafta ile 12 hafta arasında da tedavi uzun sürecektir. O yüzden hem siz hem biz beraber bir konsultasyon haline gelerek bu süreci tamamlayarak arkadaşımızın bu problemini çözmeye ve tekrardan sağlıklı bir hale getirmemizi isteyeceğiz.